Kıl kurdu nedir? Kıl kurdu belirtileri nelerdir ve tedavisi var mıdır? Kıl kurduna çözüm yöntemleri nelerdir? Bağırsaklarda, çeşitli sebeplerden ötürü ortaya çıkan kıl kurtları, makatı kaşındırır. Yaşam kalitesini düşüren kıl kurtları arttıkça, ciddi farklı hastalıklara zemin hazırlar. Genellikle, çocukluk çağlarında görülen kıl kurtları, bulaşıcı olma riski olduğundan, uzmanlar, ailelerin, dikkat etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kıl kurdu, bağırsaklarda yaşayan, zararlı parazitlerdir. Bu hastalık, çoğunlukla çocuklarda görülür, nadiren, yetişkinlerde de görülür. Kıl kurdu, bulaşıcı bir hastalıktır. Bağırsaklara yerleşen bu parazitlerin dişileri, anüs yoluyla bağırsaktan çıkıp, makatın ağız bölgesine yumurtalarını bırakırlar. Bu yumurtalar, zamanla kaşınmaya neden olur. Kıl kurdu hastalığına yakalanan kişi, makatını kaşıdığında, yumurtalar böylece tırnak aralarına yerleşir. Ayrıca, kıl kurdu yumurtaları, uzun süre dış ortamda yaşayabilirler. Yumurtalara temas eden kişiler, ellerini temizlemeden ağızlarına götürdüklerinde, kişide, kıl kurdu enfeksiyonu ortaya çıkar. Kıl kurdu olan kişilerle, ortak eşya kullanımı, enfeksiyonun bulaşma riskini artırır. Ayrıca, yuva, kreş ve yurt gibi toplu yerlerde, bu parazitlerin bulaşma oranı, daha fazladır. Kıl kurdunun belirtileri nelerdir? Geceleri, makat bölgesinin kan atana kadar kaşınma isteği ve dışkıda gözle görülür kurtlar. İştahın açık olmasına rağmen, hızla kilo verme. Uyurken ağızdan salya akması. Kıl kurtları, vücuda giren besinleri, vücut enzimlemeden tüketmelerine bağlı olarak direncin zayıflaması. Yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı. Uyku bozukluğu. Burun kaşıntısı ve diş gıcırdatması. Sert ve kramplı karın ağrısı yaşama. Kıl kurtlarının zararları nelerdir? Kıl kurdu enfeksiyonu, geceleri makat kısmının kaşınması ve sürekli kaşınan alanların uykusuzluğa neden olmasının yanı sıra, kötü kokulu gaz, karında şişkinlik, mide bulantısı ve bağırsak sancıları olarak kendini gösterir. Ayrıca, sinirlilik, gerginlik ve huysuzluk gibi psikolojik durumlarda, kıl kurdu hastalığı nedeniyle ortaya çıkabilir. Bulaşma. Kıl kurtları, insandan insana geçebilir. Bu, genellikle, kişisel eşyaların ortak kullanılması ile yaşanır. Dünyada, her 5 kişiden 3'ünde, kıl kurdu bulunur. En yaygın alanları ise, toplu kullanılan tuvaletlerdir. İdrar yolu enfeksiyonu. Kıl kurtları, bazı hastalıklara zemin hazırlar. Bunların başında, idrar yolu enfeksiyonu gelir. En kötü durum ise, kıl kurtlarının, mesaneye yerleşmesi ile, kansere bile neden olabilir. Kıl kurdu tedavisi var mıdır? Gözle görülme ihtimali olan kıl kurtları için, selofan bant testi yapılır. Bu bant testinden sonra, uzman doktor, bağırsaklara ya da, herhangi başka bir organa geçme ihtimali var mı, yok mu diye, ultrason gibi testlerde uygular. Tespit edilen kıl kurtlarından, ilaç yöntemi ile kurtulunabilir. Hastalık boyunca, ortak kullanılan alanlardan, uzak durulması gerekir. Makat bölgesi, sıcak ve sabunlu su ile, sürekli temizlenmeli, iç çamaşırı ütü yapılarak giyilmeli. Doğal yolla kıl kurtlarından nasıl kurtulunur? Kekik çayı. Bir çorba kaşığı kekiği, yarım litre sıcak suya koyun. Kekik, demlendikten 10 dakika sonra, süzüp, sabahları aç karnına tüketin. Gün içerisinde, bu çayı tüketerek, kısa sürede kıl kurtlarından kurtulabilirsiniz. Soğan suyu. Bir baş soğanı, yarım sürahi suda, bir gece önceden bekletin. Bu suyu, günde 3 defa tüketin. Soğan, doğada bulunan en güçlü antibiyotiktir. Kısa sürede, vücuttaki tüm toksin, bakteri ve virüsleri atmada etkilidir. Greyfurt. En güçlü antibiyotik olan greyfurtun, ister suyunu çıkartın, isterseniz de, kabuklarını soyup tüketerek, kıl kurtlarından kısa zamanda kurtulabilirsiniz. Pelin otu. Kıl kurtlarını yok etmede, etkili bitkilerden biridir. İçerdiği maddeler sayesinde, kıl kurtlarını, vücuttan atar. Pelin otunu, sıcak bir bardak suya ekleyin, demlendikten sonra süzüp tüketin. Hayata dair bilgiler verdik. Yeni konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.